Merhabalar, adım Fırat Alataş. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bölümümden bahsetmek istiyorum. Endüstri Mühendisliği içerisinde birçok farklı disiplinden eğitim ve konular barındıran bir disiplin. Ve bu doğrultuda yönetim, iyileştirme, optimizasyon ve ileriye yönelik istatistiksel tahminler yapabilmeyi de size kazandıran bir bölüm. Bölümde aldığımız dersleri temel anlamda üçe ayırabilirim. Temelde, yani bölümün temel alınması gereken dersleri, bölüm içi seçmeli derslerimiz, ki bunların içinde özelleşme derslerimiz de var ve başka bölümlerden alabileceğimiz çeşitli seçmeli dersler. Bölüm içi derslerimizde temel anlamda yöneylem araştırması üzerine, sistem iyileştirme, matematiksel modelleme, istatistik gibi endüstri mühendisliğinin temelini oluşturan dersleri ve bunları almaktayız. Bununla birlikte seçmeli dersler olarak da özelleşmek istediğimiz alanlar doğrultusunda ergonomi, simülasyon, ileriye yönelik istatistiksel tahmin prosesleri gibi konularda çeşitli dersler alabilmekteyiz. Bölüm dışı derslerde de açıkçası Boğaziçi bu konuda çok zengin ve istediğimiz birçok bölümden birçok dersi alabilmekteyiz. Yan dal olanaklarından bahsetmek gerekir ise ben şahsen işletmeyle yan dal yapmaktayım. Ve işletmede aldığım çeşitli derslerle endüstri mühendisliğinde aldığım eğitimi birleştirerek daha verimli bir şekilde kendime bir kariyer yolu çizebileceğime inanıyorum. Ve bu doğrultuda da kendimi şanslı hissediyorum. Bilgim dahilinde olan bir başka konu ise çift ana dallar. Çift ana dal programları dahilinde matematik ve diğer mühendislikler de dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazeden çift ana dal imkanı sunulmakta öğrencilere. Bölümümüzde çok inanılmaz kaliteli bir akademisyen kadrosu bulunmakta. Bu doğrultuda kaliteli yayınlar yapmak ve araştırmalar yapmak için daimi bir çalışma söz konusu. Çeşitli olarak söyleyebileceğim ergonomi alanında antropometrik ölçümleme sistemleri, bununla birlikte simülasyon sistemleri ve çeşitli grafiksel optimizasyon sistemleri üzerine araştırmalar çeşitli profesörlerimiz tarafından yürütülmekte. Bölüm kapsamında yürüttüğüm ve bir parçası olduğum bir proje örneği vermek gerekirse bitirme projeme örnek verebilirim. Siemens ile birlikte yürüttüğümüz bir proje kapsamında Siemens'in çeşitli üretim bandı ve insan makine iletişim sistemleri içerisinde daha iyi ve daha verimli çalışabilmeleri için çeşitli iyileştirmeler yapmaktayız. Bu doğrultuda okulun ve bölümün bize verdiği desteklerle birlikte kendimizi gerçekten geliştirme fırsatı buluyoruz ve öğrendiğimiz her şeyi uygulayarak mezun olma fırsatı buluyoruz. Bölümümüz bizim staj bulmamız konusunda da bize çeşitli destekler sunuyor. Zaten zorunlu stajlarımızı yapabilmemiz için, yani zorunlu stajlarımızı bitirebilmemiz için üretim, bilgi sistemleri ve genel anlamda 3 tane staj yapmış olmamız gerekiyor. Bölümümüz bize çeşitli şirketlerden toparladığı staj imkanlarını düzenli olarak maillerle paylaşıyor. Buna yurt içi ve yurt dışı staj olanakları da dahil. Geçmiş dönemlerde de bunu çok defa gördük. Yurt dışında birçok şirkete, Boeing de aralarında bulunmak üzere çeşitli öğrencilerimiz gittiler ve stajlarını tamamlayıp geri döndüler. Amerika'da ve Avrupa'da bulunan ve alanlarında gerçekten çok iyi kabul edilen birçok üniversiteyle denklik esaslarına dayalı anlaşmalarımız bulunduğu için bölüm özelinde öğrencilerimiz birçok üniversiteye, yurt dışında birçok üniversiteye eğitimlerine belli bir kısmını orada geçirmek için gidebiliyorlar. Ve geri döndüklerinde de orada aldıkları dersleri tam olarak bu taraftaki derslerle denk oldukları için saydırarak eğitimlerin sekteye uğratmadan devam edebilmekteler. Endüstri mühendisliği birçok çeşitli disiplinden beslendiği için mezun olduğunuzda da çok farklı alanlarda çalışabilmektesiniz. Alanlara örnek vermek gerekirse pazarlama, satış, danışmanlık, bilgi sistemleri, kodlama, bilgisayar mühendisliği ile ilgili birçok alanda varlık gösterebilmekteyiz. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümü ABET akreditasyon sistemi dahilinde uluslararası standartlarda bir eğitim verdiği için lisansüstü başvurularınızda yurt dışına gerçekleştireceğiniz veya yurt dışında herhangi başka bir faaliyette bulunmak istediğinizde açıkçası hiçbir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, ben Merve Cerit. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben mezuniyet sonrası ne yapacağım, hedeflerim ne? Neydi, ne oldu? Şöyle anlatabilirim. Ben buraya gelmeden önce sadece endüstri mühendisliğinden mezun olmayı düşünüyordum. Ama sonra geldiğimde gerek eğitimin verdiği vizyon genişlemesi, gerek yine bölümümün sunduğu çift ana dal olanağıyla
Şu anda aslında biraz daha netleşmeye başladı. Biliyorsunuz ki her geçen ay, yıl değişiyor kariyer hedeflerimiz. Ama şu anda bir yola girdim ve IT sektöründe ilerlemeyi düşünüyorum. Tabii eğer bölümüm olmasaydı böyle bir şey düşünemeyecektim. Arkadaşlar, ben Gökçe Deynutlu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ekonomi bölümüyle yan dal yapıyorum. Tercih döneminde aklımda tek bir bölüm vardı. O da Endüstri Mühendisliğiydi. Buraya gelirken ders programını incelemiştim ve araştırma olanaklarını da görmüştüm. Bu sebeple bu bölümü tercih ettim ve şu anda da bu kararımdan oldukça memnunum. Bölümden beklediğimi aldım, akademik eğitimden çok memnunum. Hatta bu sebeple akademik kariyere devam etmeyi düşünmeye başladım. Hayal edemeyeceğim kadar çok alanda kendimi geliştirme olanağı buldum. Hocalarımızla iletişimimiz oldukça iyi. Şu ana kadar ders aldığım tüm bölüm hocaları bize gerek ders içinde gerekse ders dışında en iyi eğitimi verdiler. Ayrıca bölüm hocalarımız bize yol gösterme konusunda ve destek olma konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Kendinizi zorlamaktan korkmuyorsanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız Boğaziçi Endüstri Mühendisliğini seçebilirsiniz. Kendinizi keşfetmek ve sınırlarınızı aşmak istiyorsanız Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini seçin. Eğer gerçek hayatta problemleri saptayıp çözmeyi istiyorsanız Boğaziçi Endüstri Mühendisliği sizin için doğru bölüm.